Merhaba arkadaşlar. Dikiş sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir yelek örneğim var yine. Yelek diyorum ama tabii ki her zamanki gibi hırkada, e, süveterde, bluzda her yerde değerlendirebileceğiniz güzel bir örnek arkadaşlar. Bebek örgülerinde çok yakışacağını düşünüyorum. Örmesi çok kolay, e, çok da çabuk ilerleyen güzel bir örnek. E, burada ben e, orta kalınlıkta bir yelek ile çalıştım. Şimdi de bebek yünüyle arkadaşlar size anlatacağım. modelime geçmeden önce kanalıma abone olursanız bana destek için arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Sosyal medya hesaplarınızda da videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modeliniz bakın bu şekilde örmesi çok kolay. Çok hoş duran bir örnek. Burada da dediğim gibi bebek günüyle çalışacağım. Şimdi örneğimiz 11'in katlarından oluşuyor. Buradan buraya arkadaşlarım 11 ilmek atıyoruz. 11'in katlarından oluşuyor. 11'in katlarında ilmek sayılarımızı atacağız. Artı birer tane de kenar ilmeğine ihtiyacımız var. Ben şimdi burada iki örnek üzerinden anlatacağım. Daha doğrusu kenarlara yarım örnek denk geliyor burada olduğu gibi. Yarım yarım. Bir tane de ortada. Tüm örnek olacak arkadaşlar. O yüzden e, 22 ilmek, 11'in katları 22 ilmek, birer tane de kenar ilmeği toplamda 24 tane ilmeğimi attım. Bir sırada ters ördüm. Geldim arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Kuracağım. Burada ben şu altta bir boncuklu başlama yaptım. Kanalımda var arkadaşlar. Macir ilmeği olarak geçiyor. Onu siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Yeleğinizi veya herhangi bir lastik üzerine kurabilirsiniz örgünüzü. Şimdi örgümüze başlayalım. Kenarlara yarım örnek gelecek demiştik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örneğimi hemen kurmuyorum arkadaşlar. 4 sıra bir düz örgü öreceğiz. Bu sırada bütün ilmeklerimi gördüğünüz gibi tamamen düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüze geldiğimde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Tekrar ön yüze geleceğim. Bütün ilmeklerim düz ve tekrar arka yüzde bütün ilmeklerim ters. Bu şekilde 4 sıra bir ön yüzden bakınca düz örgü örmüş olacağız. Şimdi arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 4 sıra düz ilmeği örneğimiz e, düz sıramızı tamamlayalım. E, 4 sıradan sonra görüşelim. Videoyu fazla uzatmayalım. Ön yüzde 4 sıramı tamamladım arkadaşlar düz olarak. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada modelimi, asıl modelimi uyguluyorum. İpimi benden tarafa aldım. Buraya yarım örnek denk gelecek demiştim. 2 ilmeği birden ters olarak ördüm, kestim. Tekrar 2 ilmeği birden ters olarak ördüm, kestim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeği ters ördüm, kestim. Tekrar 2 ilmeği daha ters ördüm, kestim. Bundan sonra arkadaşlarım bir doladım artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir daha doladım artırdım. Bir düz daha ördüm. Tekrar bir tane daha doladım artırdım. Bir düz daha ördüm ve tekrar bir tane daha doladım artırdım. Şöyle bir bakalım bakın. 4 artış ve 3 düz örmüş olacağız. 1 2 3 4 artış ve 1 2 3 tane düzümüz var arada. Bu artıştan sonra ipimi benden tarafa alıyorum yine. Ters olarak bakın ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum. 4 defa bu işlemi arka arkaya uygulayacağım. Buraya tam modelimiz denk gelecek. 2 3 ve 4 ikişer ikişer ipim benden tarafta ters olarak ördüm ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak 4 defa arka arkaya aynı işlemi tamamladım. Şimdi yine artışa başlıyoruz. Hemen son kesimden sonra bir tane doladım artırdım. Bir tane düz ördüm. İkinci artışımızı yaptık. İkinci düzümü ördüm. Üçüncü artışımı yaptım. Üçüncü düzümü ördüm. Dördüncü artışımdan sonra burada hemen terse ön yüze aldım ipimi İki ilmeğin birden ters olarak kestim ve tekrar iki ilmeğin birden ters olarak örerekten kesim yaptım. Buraya yarım örnek denk geldi. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sırayı beraber örelim. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi hepsini baştan sona ters olarak örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Ne görüyorsak, ne örüyorsak modelimiz bitene kadar hep arkadaşlarım arka yüzde ters olarak öreceğiz hiçbir değişikliğimiz yok bakın bütün ilmeklerimi artırdıklarımı ve diğer bütün ilmeklerimi ters ördüklerimi de düz ördüklerimi de arka yüzde hepsini ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum burada. Şimdi tekrar ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde bu işlemi tekrar bir daha tekrarlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine hemen bakın ipim benden tarafa aldığım kenara yarım örnek denk geliyor demiştik. İki ilmeği birden ördüm kestim. Tekrar iki ilmeği birden ters olarak ördüm kestim. Aynı bir alt sırada uyguladığımızı. Şimdi artışlara geçtik. Bir doladım artırdım. Birinci düzümü ördüm. İkinciyi artırdım. ikinci düzümü ördüm. Üçüncüyü artırdım. Üçümü düzümü ördüm. Üçüncü düzümü ördüm. Dördüncüyü artırdım. Dördüncü artışımdan sonra ipimi benden tarafa alıyorum. Ve ikişer ikişer yine dört defa arka arkaya kesim yapıyorum. Burada tam model uyguladığımız için. Benden benden tarafta ve 4 8 ilmeği ikişer ikişer ters olarak örerekten 4 ilmeği düşürdük burada da artışımız bakın 1 2 3 4 artış ve 3 tane düz ördük şimdi tekrar artışıma geldim hemen kesimden sonra doladım artırdım bir düz ördüm birinci düzüm ördüm ikinci artışımı yaptım ikinci düzümü ördüm Üçüncü artışımı yaptım. Üçüncü düzümü ördüm. Dördüncü artışımı yaptım. Dördüncü artıştan sonra ipi benden tarafa aldım. Ve burada kenardaki yarım örneğimi kuruyorum. İki defa ikişer ikişer ters olarak kestim. Şimdi artık modelimiz son sırasındayım arkadaşlar. Son sırası arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Arka yüzden de ördüm geldim. Bakın sıramı yine tamamladım. Tamamen burada modelimizi birinci modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimize geçmeden önce arkadaşlar yine şu dört sıra düzü oluşturacağız. Yani iki sıra önden düz iki sıra da arkadan ters öreceğiz. Ben de örüp tekrar geliyorum. 4 sıra tekrar arkadaşlar düz örgümü ördüm 2 sıra önden düz 2 sıra arkadan ters şimdi aynı şekilde burada modelimizi nasıl uyguladıysak aynı şekilde tekrar uygulamamızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. ipimi benden tarafa aldım. Bir iki defa ikişerli ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer alıp birer ilmeği düşürüyorum. Ters olarak ördüm. Şimdi artışımızı yapalım. Birinci artışım birinci düzüm. İkinci artışım ikinci düzüm. Üçüncü artışım üçüncü düzüm dördüncü artışım ve artık burada dördüncü düzü örmüyoruz 3 düz 4 artış ipimi benden tarafa alıyorum yine ilmeklerimi ikişer ikişer ters olaraktan kesiyorum burada 8 ilmeği bu şekilde 4 ilmeğe düşürüyorum hepsini ikişer ikişer ters olarak 4 defa arka arkaya ördüm yine artırdım hemen bir artırdım, bir düz ördüm, ikinciyi artırdım, ikinciyi düz ördüm, üçüncüyü artırdım, üçüncüyü düz ördüm, dördüncüyü artırdım, dördüncü artışımdan sonra bakın yine ipimi benden tarafa aldım ve bu şekilde ilmeklerimi ters örerekten kestim, kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Bundan sonra arkadaşlar arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüze geldiğimde modelimi bir defa daha kuracağım. Bu aynı burada olduğu gibi. Daha sonra arkadaşlarım ön yüze geldiğimizde de 4 sıra tekrar düz örgümüzü öreceğiz. Ve tekrar modelimizi uygulayacağız. Modelimiz bundan ibaret. Beyaza da çok yakıştı. Bebek örgülerine de çok yakışacak bence. Ee, hırka harika hırka olur. Bebek e, yakadan başlama arkadaşlar. Bunu da böyle değerlendirin bence. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Buradan tekrar modelimize bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.